Cevap ver Halide. Doğru mu bunlar? Doğru, evet. Çünkü ne yüdüğü belirsiz bir kızın gelip çiftliğe hanım olmasına izin veremezdim. Rahmetli anne babama senin gibi ihanet edemezdim abi. İhanet ha? Gül benim eşim Halide. Ona böyle davranarak beni, abini sırtından bıçaklamıyor musun? Ailemize asıl büyük ihanet bu değil mi? Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım abi. Eğer bunun için beni çiftlikten kovacaksan hiç durma. Hayır. Seni kovarak haklı çıkarmayacağım. Kendi edebinle gitmeni bekleyeceğim. Tabii sende biraz edep, biraz vicdan kaldıysa hala. Görüyor musun Muzaffer Bey'in yaptığını? İnsan olan bir insan kalkıp da özbeöz kardeşini evden kovar mı hiç? Ha? Ya işte böyle Seyyare Hanım. Ben bu güllü soyhası hepimizin başına çorap örecek dediğim zaman sen dur karışma diyordun. Kızım ben senin iyiliğin için söyledim. Sana laf gelmesin diye. Yoksa bana ne? İt dişi, domuz derisi. Yesinler birbirlerine. Ama sen daha dur, sen daha dur. Aha ben buraya yazıyorum. Bu güllü hepimizi bu çiftlikten attırmazsa bana da gülüzler demesinler. Niye bunca zaman sustu? Niye beni kaçırdılar demedi? Niye? Niye? Çünkü Bey ile evlenmesine Halide'nin karşı gelmesi lazım geliyordu. Kadını tehdit yoluyla susturdu ki Muzaffer'e rahat rahat nikaha bassın. Hesap işleri bunlar hep anam, hesap.
Efe'yi. Madem öyle, Güllü Muzaffer Bey'in Halide Hanım'ı evden kovacağını biliyordu da. He. Daha önce niye söylemedi ha? Aynı şey değil mi? Değil. Çiftliğe dün gelip bunu söylemek başka, çiftliğin hanımı olduktan sonra söylemek başka. Güllü'yü bağ evinde Halide dövmüş. Agenin de kulağından duydum. Duydum. İntikamını yavaş yavaş acı çektire çektire günden güne almak dururken, kadını parmağında oynatmak varken niye hemencik deyiversin? Yeter artık be! Yetti! Burada bütün bir aile lime lime olmuş dağılırken, bütün aile fertleri, akrabayı talukat dahil bir tarafa savrulurken siz oturmuş hala dedikodu yapıyorsunuz. Onun bunun hesabını yapıyorsunuz. Yazıklar olsun. Neden daha önce söylemedin? Çünkü neticenin böyle olacağını biliyordum. Beni tanıdıkça kabullenir, belki yaptıklarından pişman olur diye düşündüm. Pişman olmamış işte. Pişman olmak bir yana, gün geçtikçe daha çok diş bilemiş sana. Bir de akıllı olmakla övünürüm. En yakınımdaki insan. Kız kardeşim. Karımı ortadan kaldırmak için arkamdan ne dolaplar çeviriyormuş da haberim bile olmuyormuş meğer. Bunların hepsi benim suçum. Çok utanıyorum kendimden. Saçmalama lütfen. Hayır Muzaffer. Dürüstçe cevap ver. Eğer benimle evlenmekten pişmanlık duyduysan, her şeyini kaybedeceksen babamın evine hemen geri dönmeye hazırım. Neler saçmalıyorsun Allah aşkına Güllü? Benim yüzümden öz be öz kardeşini kovdun. Sürekli bela açıyorum başına. Allah benim cezamı verecek. Gel buraya. Seni sevmekten, seninle evlenmiş olmaktan hiçbir zaman pişmanlık duymadım, duymayacağım. Bir daha sakın böyle sözler söyleme. Anlıyor musun? Halide sana acı çektirirken sırf ben üzülmeyeyim diye tek kelime bile etmedin. Söz veriyorum bundan sonra hiç kimsenin sana acı çektirmesine izin vermeyeceğim. Hiç kimse. Efendim. Zekai ben. Halide'nin bizde olduğunu söylemek için aradım. İyi. Umursamıyormuş gibi yapma Muzaffer. Merak ettiğini biliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimmiş? Zekai. Ne diyor? Haber vermek için aramış. Halide onlardaymış. Saat geç oldu. Hadi git yat sen. Sen gelmiyor musun? Benim biraz çalışmam lazım. Yeni alacağım makineler için yaptıkları teklifi inceleyeceğim. Peki. İyi geceler. İyi geceler.